dünya değirmencilik sektörünün büyük buluşması olan uluslararası un, irmik, pirinç, mısır, bulgur, yem değirmen makineleri ve bakliyat, makarna, bisküvi teknolojileri fuarı İDMA'nın 6.sı geçtiğimiz hafta yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. İstanbul Fuar Merkezi'nde dünya değirmencilerini bir araya getiren fuar, sektörün teknolojik gelişmelerini ziyaretçilerle buluşturdu. 1965 yılından bu yana değirmen sektöründe adını dünyaya duyuran Molino da fuarda standıyla büyük ilgi gördü. Molino firması Konya'da kurulmuş. 1965 yılında kurulmuş bir makine fabrikası. A'dan Z'ye komple un, irmik, yem, siloların makinelerini imal eden bir kurum. Ama bizim sanayicilik tarihimiz aşağı yukarı 65 yıla kadar uzar. İlk bu işlere başlayan benim rahmetli dedem, onun da ismi Salim imiş. Ondan almışım ben de ismimi. O 1950'li yıllarda bu işe başlamış. İlk buğday tüccarlığı, efendim daha sonra ekmekçilik, daha sonra da değirmencilik konularına girerek kendini ispatlamış. O zamanın önemli iş adamlarından biriymiş. Son derece vizyon sahibi insan olduğu için babamı 18 yaşında Fransa'ya tahsile göndermiş, üniversite okumaya. Yani babam o zaman kimsenin okuma yazma bilmediği bir zaman 50'li yıllarda üniversiteye, hem de Fransa gibi bir ülkeye tahsile gitmiş. Üniversiteyi orada bitirmiş. Daha sonra 1964 yılında dedem vefat ettikten sonra babam 1965 yılında Molino'yu kurmuş. Şu anda bizim yönetim kurulu başkanımız, kendisi doktor, yüksek mühendis. Bu konuda doktora yapmış. Türkiye'de, yani değirmencilik sektöründe doktora yapmış. Türkiye'deki ilk insan ve tek insan şu anda bildiğim kadarıyla. Salim Alaybey'i ürün yelpazeleri hakkında şu bilgileri veriyor. Bir un fabrikasında, irmik fabrikasında buğdayın ilk, hububatın ilk çiftçiden alınmasıyla itibaren bunun temizlenmesi, kabuğunun soyulması, taşının ayrılması, içine rutubet verilmesi buğdayın, daha sonra öğütülmesi, öğütüldükten sonra ununun, irmiğinin, kepeğinin vesairenin ayrılıp bunların paketlenmesi ve gönderilmesini kapsar. Yani bir süreçtir. Buğday üreticiden geldikten sonra paketleninceye kadar bizim işimiz. Müşteri bize geliyor, diyor ki bana şu kapasite, şu özelliklere bir un fabrikası lazım. Bize arazi gösteriyor. Araziye biz adamı hiç oraya sokmadan A'dan Z'ye kuruyoruz, anahtarını veriyoruz, işini bitiriyoruz. Böyle bir proje kültürümüz var bizim. Bizim tabii yılların vermiş olduğu tecrübeyle A'dan Z'ye bütün teknolojiyi geliştirebilmemiz adına kendimize ait Avrupa'nın en gelişmiş Ar-Ge merkezi var. Bu Ar-Ge merkezimiz de bizim yaklaşık 15 milyon dolarlık bir yatırımla, yine TÜBİTAK destekli. Buradan TÜBİTAK'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet, kurduk. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden, Gazi Üniversitesi'nden çok önemli bilim adamlarıyla çalışmalar yaptık. Onların da büyük katkısı oldu projeye. Dolayısıyla biz buna da gurur duyuyoruz. Bizim de firmamızın adı zaten Molino Innovation Center. Yani bir inovasyon merkezi olarak biliniriz biz. Bu 50 yıl zarfında onlarca firma doğurmuştur Molino. Molino sırf kendisi firma olarak kalmayıp başka firmalar doğuran da bir firmadır. Ama doğurduğumuz firmaların hepsine de biz ortak çalışırız. Firmanın teknik kadrosuysa şöyle. Şu anda Ar-Ge bölümümüze çalışan 28 tane personelimiz var. Mühendis kadromuz yaklaşık 34 kişi civarında. Ama Ar-Ge ağırlıklı bir firma olduğumuz için tabii Ar-Ge'deki arkadaşlar aynı zamanda imalatı da yön veriyorlar. Hem Ar-Ge faaliyetlerini yönetiyorlar, hem imalatı yönetiyorlar. Tabii mühendislik bizde çok önemli bir konu. Tabii biz babadan bir mühendis kökenli olduğumuz için, babam da Fransa'da bu işin tahsilini yapmış olduğu için bir Avrupa kültürüyle, ki 1950'li yıllarda bu kültürü almış. O zamandan bu zamana biz ilk Avrupa'ya da makine ihraç eden bir firmayız ayrıca. Biz 15 senedir yurt dışı çalışıyoruz. Hangi ülkelere gittik? Kurduk, anahtar teslimi yaptık. Efendim şu anda Orta Doğu ülkelerinin hemen hemen hepsi. Yani Suudi Arabistan, Dubai, Abu Dhabi, Irak, Suriye, Lübnan. Bunun yanında Mısır, Orta Afrika ülkelerinden Mısır, Cezayir, Fas. Diğer Afrika ülkeleri de bunun yanında var. Ayrıca
Rusya, Kazakistan, Azerbaycan'a şimdi yeni bir projemiz var kısmet olursa. Avrupa'ya daha önceden çok çalışıyor idik. Ama Avrupa'da son zamanlarda olan resesyon dolayısıyla biraz sıkıntı var. Öyle olunca pek oralarda şu anda iş bulamıyoruz doğrusu. Ama Afrika, Orta Doğu ve Rusya bölgesinde yoğun çalışıyoruz. Salim Alay Bey'i İDMA fuarını şu şekilde değerlendiriyor. Değirmenciliğin dünyadaki ekseni Türkiye'ye kaymış vaziyette. Eskiden Avrupa'daydı, bilhassa İsviçre ve Almanya ekseninde iken son 5 senede bu eksen Türkiye'ye kadar geldi. Ama herhalde 2015 yılı itibariyle artık eksen burası diyebilirim. Çünkü katılan ziyaretçi sayısı, ilgi, alaka, müşteri kalitesine bakıldığı zaman şu anda ben de dünyanın her tarafında gezmiş, her tarafında fuar görmüş bir insan olarak ben bu kadar kaliteli, bu kadar üst düzey ve bu kadar yoğun katılımcı olan bizim sektörde başka fuar şu anda dünyada yok. İlk başlarda biz hatta bu fuarı çok ciddiye almamıştık. İlk baş kurulduğu zamanlar bundan işte 12 sene önce. Biz hatta ilk senede katılmamıştık. Ama şimdi burası bir marka oldu. Ciddi bir katılımcı var, yani herkes de yer bulamıyor. Bir de öyle bir durum var. Öyle olunca ben tekrar teşekkür ediyorum emeğe geçen tüm arkadaşlara. Şimdi ise sözü firmanın kurucusu Doktor Ömer Lütfi Alay Bey'ine bırakıyor ve firmanın başarı hikayesini dinliyoruz. Sene 1964. Babadan gelen bir meslek aşkı. Babam fırın sahibi. Normal olarak ekmek çıkaran, ekmek üreten bir insan. Beni okuttu, Fransa'ya gönderdi. Değirmencilik tahsilimi orada yaptım. Memleketime faydalı olabilme ümidiyle 1964 yılında Molino'yu tesis ettik. Ufak bir atölye olarak 240 metrekare üzerine. Cenab-ı Allah lütfetti, nasip etti. Bugün 20 bin metrekare kapalı alanda iş yapıyoruz. Küçük geliyor. Daha da büyüme ihtiyacını hissediyoruz. Fransa'ya, Fransa'dan mezunum, ilk makinemi, master yaptığım Valek makinesini Fransa'ya ihraç etmeye eriştim, nasip oldu bana. Sonra Frankofon ülkelerinden Fas'a, Cezayir'e, Tunus'a, Mısır'a, efendim pek çok ülkelere makine ihracına başladık. Oğlum Salim yetişti arkadan, benim elime aldı. Benim yaşım da zaten 80'e geldi. Ama aşk, meslek aşkı, Cenab-ı Allah hepimize hayırlı eder inşallah. Firma her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Molino Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak 1980 yılında ben işe başladım. Başladığımızdaki Molino 10 bin metrekare açık alanda 5 bin metrekare bir kapalı alanı vardı. 1996 yılında organize sanayinde 52 bin metrekare açık alanda 20 bin metrekare kapalı alan yapılarak Molino gelişti. Daha sonraki gelişmelerinde bir un fabrikası ilave edildi. Bu un fabrikası ise Molino'nun makinalarının bizatihi orada tanıtılması, buğdaydan una, un teknolojisini gösteren bir tesis yapıldı. Ve halen de yeni jenerasyon gelişmekte. İnşallah ilerleyen günlerde daha da gelişmiş olacak.